Düğün sezonu bitti. Bu sezon düğünlerde birçok yenilik gördük. Peki önümüzdeki sezon düğün organizasyonlarında bizleri neler bekliyor dersiniz? Kim bilir kaç yaşından beri hayalini kurduğunuz bir düğün var. Peki düğünlerimizde neden organizasyon şirketleriyle çalışmamız gerekiyor? Çiftlerin hayallerine nasıl yardımcı oluyor? Sizler için araştırmaya başlıyorum. Yanımda Tuğba Hanım var. Tuğba Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Kaç yıldır organizasyon işi yapıyorsunuz? Şöyle yaklaşık 15. yılımız artık. 15 yıldır. Evet, uzun zamanlardır bu işle uğraşıyoruz. Peki neden bir organizasyon firmasıyla çalışmamız gerekiyor? Bir düğünde neler olması gerekiyor, neler olmaması gerekiyor ya da bütçelerimizi neye aktarıp neye aktarmamamız gerektiğini çok daha iyi yönetiyoruz. Peki bir düğünün olmazsa olmazı nedir acaba? Gelin ve damat dışında. Tam diyecektim ki gelinle damadınız. Gelin damat olmazsa bu düğün olmaz. Ama onun haricinde aslında baksanıza çok olmazsa olmaz diye bir şeyimiz yok. Bunlar tamamıyla bütçeyle alakalı olan bir şeyler ve tamamıyla onunla doğru orantılı olarak gidiyor. Hayalinizde de tabii ki çok önemli burada. En zor şey masa planı. Masa planı da son dakikaya bırakıyor geline damatlarımız ve inanın uykusuz geceler başlıyor. Bunu bununla oturtmam lazım, bu bununla küs, bu bununla daha çok anlaşıyor. İşte bu benim ailemin bu tarafta olsun, öteki damat diyor ki benim ailem bu tarafta olsun. Ben ona da katılmıyorum. En zor kısmı aslında. Evet, en zor kısmı işte salonu ikiye bölmek, önde kimler olacak, arkada kimler olacak. Bunlar bile gelinle damat arasında gerginlik yaratabiliyor. Kır düğünlerinde daha böyle simple, daha tatlı geçişler, canlı çiçekler, masada çiçeklerin bol olduğu, papatyaların bol olduğu şeyler tercihte. Ama salon düğünlerinde bir otelde yapıyorsa o zaman işte kristaller, kadifeler, pullu taşlı payetli örtüler, Tiffany sandalyeler ki olmazsa olmazlardan bir tanesi, artık da en trendlerden bir tanesi sandalyeler oluyor. Çünkü hiçbir gelin ve damat artık mekanda kendi sandalyelerini istemiyor. Birçok sandalye çeşidi var. Bu da onlardan bir tanesi. Biz buna tonet diyoruz. Gelinle damat bir yerle anlaşmadan önce ilk bize gelmiş olursa bütçesini çok daha güzel yönetebilir. Bir yerle anlaşıp da gelebiliyor. O noktada şöyle bir şey oluyor. Çünkü mekanın anlaşmalı süsleme firması olabilir. Mekanın anlaşmalı fotoğrafçısı, ses sistemcisi olabilir. Dolayısıyla bunların sabit fiyatları olabilir. Ama biz genelde gelinle damadımıza şunu diyoruz. Atıyorum yani afaki olarak atıyorum rakamı. 10 bin lira bütçe var. Bunun işte 4 bin lirasını yemeğe ayırdık. 1000 lirasını şuraya ayırdık. 1000 lirasını ses sistemine, 1000 lirasını fotoğrafçıya gibi biz önceliklerimize göre ayarlıyoruz. Son olarak Tuğba Hanım, düğünümüz için organizasyon şirketine bütçe olarak ne kadar ayırmamız gerekiyor? Bunların bir paketi var mıdır? Genelde organizasyon firmaları standart paketimiz bu kadar diyerek yola çıkıyorlar. Bizim standart paketimiz diye bir paketimiz yok. Çünkü elma ile elmayı armutla armutla kıyaslamak lazım. Seçtiğiniz her şey bunu değiştirebilir fiyatı çünkü. Her şey tamamıyla yani masa örtüsü, masanın üzerindeki çiçek çiçek canlı mı, cansız mı, orkide mi, gül mü, papatya mı? İşte supla, hangi supla olacak, sandalye olacak mı, olmayacak mı, düğün yeri neresi? 300 kişilik, 1000 kişilik bir organizasyonun bedeli bile birbiriyle eşit değil. Ne kadar sayı artarsa aslında baktığımızda bütçeler o kadar daha kazançlı duruma geliyor olabiliyor. Teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Siz de bu stresli dönemde üzerinizdeki yükten kurtulmak istiyorsanız sizin için bütün detayları düşünecek organizasyon şirketleriyle çalışabilirsiniz.